Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in vel asr innel insane lefî husr illellezîne âmenû ve amilu salihat ve tevâsav bil haqqi ve tevâsav bis sabr. Rahman suresi Kur'an'dan meşhur surelerinden bir tanesi. Yani bazı süreler diğer sürelerden takip meşhur bolalar. Yani mesela Kur'an'dan bir süre kim bile de sorasan herkes Fatiha der, Kulvalla der, Yasin der. Ama 114 tane sürene hiç kimse kolay kolay sayamaz. Bu meşhur sürelerden bir tanesi de Rahman suresi. Meşhur sürelerinden bir tanesi de Rahman suresi. Kur'an-ı Kerim'de Rahman suresinin en çok meşhur etken febi'eyyi alâi rabbikumâ tükezziban ayeti tekrar olmasıdır. Sık sık Cenab-ı Hak bu ayetini tekrar etti. Rahman tabi bilesiniz rahime kökünden kele. Rahime ne demek? Cenab-ı Hakk'ın rahman olması, merhametten kele. Bilesiniz Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da olsun, yüzden fazla adları da Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde ne buyuruyor? Cenab-ı Hakk'ın 99 tane adı var. 100 tane bir eksik. 99 tane. Kim onlarını ezberlese cennetke girerdi Peygamber Efendimiz. İnsanlar şaka da Er-Rahman el-Melik el-Kudüs el-Selam el-Muhimin el-Aziz el-Cebar onu kastetmiyor Peygamber Efendimiz. Yani kim hafız biz ne diyemiz? Kur'an'ı ezberleyen kişiye hafız diyemiz, değil mi? Hafıza kelimesinin kökü bir şeyini korumak manasına gelir. Yani Kur'an'ı baştan sona kadar ezberledi, korudu, demin topladı, hafız diyemiz. Paralarını toplayan için cüzdanga portofelge hafıza. Ne için? Paralarını koruyor. Demek hafıza melekler var. İnsanlarını koruyan melekler. Hafıza melekler de demek o hepsi kökünden kele. Ha, fe, va kökünden kele. Onu ezberlemek manasına gelmiyor. Onu ezberlemek manasına gelmiyor. Yani biz ne Arapçadan Romence'ye tercüme etken de, Arapçadan Türkçe'ye tercüme etken de bir kop hadisin manası, bir kop ayetin manası biraz yolda kaybola. Çünkü Arap tılı geniş tılı. Yani Romence tılı zayıf. Türkçe zayıf. Arapça geniş. Milyonlarca kelimesi var. Milyonlarca kelimesi var. O yüzden bazı kelimelerin Romence'ye tercüme etken de, Türkçe'ye tercüme etken de tam manasını tabamayınız. Tam manasını aktarmay. O yüzden de yanlış anlayınız. Yani mesela bu yanlış alma meselesinden bir tanesi. Men kale la ilahe illallah dehale cenneti Peygamber Efendimiz. Kim la ilahe illallah dese cennete girecek. Şıktı Kostil Vasile haberlerde bir haber ayta moderatör emisyonu. Şıktı bir dele la ilahe illallah dedi. Dep ayta aktara. Onu aytkan için cennete girecek mi? Hayır, ondan kolay tuva. Geçenlerde bir arkadaş gösteri, 2-3 tane Arap balası, işkenler, zırkıtık sarış, oturganlar salavat çekeler. Kulüpte. Terasada bardak ayda otursalar, oturganlar Allahümme salli ala. Bunlar sarhoş hepsidir. Bunlar Romanya'da. Yani şimdi la ilahe illallah dep aitsa bu insan cennetke kırar mı?
Allah bile. Allah bile biz karışmayız. Ama biz bilgenimiz şu. Kim la ilahe illallah dese ve la ilahe illallah'ın gerektirgen şeylerin yerine getirse cennete girer. Sen la ilah, Allah'tan başka ilah yoktur de aitsan de aynı zamanda onun hak ettiği gibi davransan o zaman cennete girersin. O yüzden yani başka bir hadis var. Kim işki işse de 40 gün namazı kabul olmaz. Kim de başka bir hadiste bu arada çok kişi maalesef bunumuzda seteler. Kereler bu hadiske. Peygamber Efendimiz buyurur ki kim şigek etse demek bazıları pal bakalar. Şunday olacak, bunday olacak. Başkaları baklaman bak, başkaları kaberete. Demek gici tuare. Kim barıp bir palcığa veya sade paldı tuar. Yani gelecekte ne olacağın kaber etken birisine barıp inansa 40 gün namazı kabul olmaz diye Peygamber Efendimiz. Bazılar pal bakalar ya. Kavmende kavme kara. Aylandıra kılcanlı kara mende kavme ne olacak dedin mi 40 gün namaz kabul tuar. Nu contează. În materie de ghicit viitorul, yani ileride ne olacak onu sadece Allah bile. Mai e și horoscopul, horoscopa da. Horoscop da aynı. Yani onun için değil mi? Geniş. Nu se limitează mai la ghicitoare. Tuş o ayrı. Tuş meselesi ayrı. Ama mesela horoskop bolar, baklava kara baklanışından çeteler, türlü türlü şeyler. Yani ileride bonday olacak, şov olacak, bob olacak diler. Biz de insanlar yani zayıfımız, inanamız. Matudi barıp da sesliyimiz. Ondan sonra inanasın. Ondan sonra da bilmi inansan bilmi. Evvela bilmi. Böyle bile bilmi. Hadis şerifte Peygamber Efendimiz 40 gün namazı kabul olmaz diyor. Bunun manası nedir? Bu insan 40 gün namaz kılacak mı, kılmayacak mı? Kılmayacak mısınız? Ya bu hadis ne diyor? 40 gün namazı kabul tuva. Peki kim işke işse 40 gün namazı kabul tuva. Namaz kılacak mı kılmayacak mı? Ama kabul olmasa da kılınmay mı? Ha? Kabul olmasa da kılınmay mı? Ben sizden sorayım şimdi. Ben sizden cevap bekleyeyim ben. Soru tuva. Yani bir insan çıktı işke işte. Şeytanga uydu işke işte. Hadiske göre 40 gün namazı kabul tu. Bu insan 40 gün namaz kılacak mı, kılmayacak mı? Kılacak. Ama Peygamberimiz 40 gün namazı kabul tu di. Alkol kanından şıkkaşı kılmayacak diyorsunuz. Mende mi, mende mi? Yani Peygamber Efendimiz'in hadisleri bu. Ama bunu insanlar yanlış anlay. Yani mesela iş geçti mi? Oo 40 gün namaz kılma. Camiye gelme. Namazın kabul tuva. E bu insan 40 gün namaz kılmasa oo unutur. Alışır. Yani zaten günah işledim. İş geçtim. Bas der. Sen o insanın katesin. Şeytana yardım etesin. Şeytanga takop uyumasına sebep olasın. Peygamber Efendimiz hadisin manası nedir? Kim ışkı ise, kim pal baktırsa ve inansa 40 gün namazı kabul olmaz degenin manası nedir? 40 gün namazını kılacak ama o namazın sevabı yok. Hadisin manası budur. Sen namazına devam edeceksin. Işkı içtin, şeytanga uydun. Bardın, pal baktırdın. Merak ettin ya kızım iyi olacak mı? Ya oğlum iyi olacak mı? Ya bala tapacak mı? Tapmayacak mı? Erkek mi? Kız mı? Gittin inandın. Şeytana uydun. Şimdi de kartaygan'da da yapkanlar var. Farz edelim gittin. Ondan sonra aklına geldi. 40 gün namazın kabul tuğu.
Hayır, 40 gün namazını kılacaksın. Tamam, ahirette Cenab-ı Hak 40 gün namaz kılmadı deyip yazmayacak, silecek. Kontabilitateden düşe. Ama sevabı yok. Sevabı yok. Sıfır. Onun manası budur. Peygamber Efendimiz 40 gün kabul olmaz namazı degen hadislerinde manası odur. 40 gün namaz kılacaksın, devam edeceksin ama ahirette hesaptan sorulmayacak. Çünkü kıldın namazını ama sevabı yok. O nege benzer? Mesela işte çalışasın, değil mi? Farz edelim ayda 30 gün çalışasın. Her gün için 100 plank verirler. Demek ayda aylığın kaç? 30 milyon. Ha, 3 bin lei. 30 milyon. Eski paraman diyeyim. Hayli kolay gelsin. 30 milyon. Yani günde 1 milyon aylık bere sana patron. 30 gün sonra, 30 gün çalıştın. Ha? 30 milyonu alasın ayın sonunda. Bir gün işe gelmedin. Geldin işini yasamadın. Patron kızdı. Kesti aylıktan. Dedi sana bu ayın sonunda 20 milyon, 30 milyon yok. Yanlıştın. Yanlıştın. Maşinanı vurdun mesela. Bir şeyini düşürdün. Yanlış bir şey ettin. Patron da dedi ki bu ay 20 milyon alacaksın. Sen patrona dersin mi ki ben bu ay 20 gün geleceğim. Madem 20 milyon veresin ben de 20 gün geleceğim. Aytabilirsin mi? 30 gün keteceksin. Yanlıştın. 10 gün bedava çalışacaksın. Allah'ın huzurunda yanlıştın. 40 gün bedava namaz kılacaksın. Sevap almadan. Yani o yüzden hadislerini, ayetlerini doğru anlamak gerekir. O yüzden Peygamber Efendimiz de hadislerini onda itip anlamamız gerek. Men kâle la ilahe illallah dehele cennet. Kim la ilahe illallah dese cennetke girecek. Ama la ilahe illallah'ın manasının da gereken bütün şeylerin yerine getirse cennetke girecek. Sen Allah'tan başka ilah yok dersen o zaman Cenab-ı Hakk'a namaz kılacaksın. O zaman Allah oraza tut dedi, oraza tutacaksın. Bunların hepsini yerine getirdin mi cennetke gireceksin. Ondan sonra mesela Cenab-ı Hakk'ın isimleri var. 99 ondan başladık değil mi? Kim ezberlese de Arapçadan tercüme ettin mi ezberleme manasına gele. Romence'de, Türkçe'de, Tatarca'da kim ezberlese de. Hayır. Arapçada ezberlese ve gerekenin yerine getirse. Sen Allah Rahman'dır. Yani Cenab-ı Hak merhametlidir. Yani merhameti geniştir. Tamam. Anladın bunu. Allah'a güvenesin. Cenab-ı Hak razaktır. Rızık verir. O zaman Cenab-ı Hak'tan rızık isteyeceksin. Kuldan istemeyeceksin. Allah yeşitir değil. O zaman Allah her şeyini işitse olacak olmayacak şey konuşmayacaksın. Allah korur. Degen adı var. Allah korse o zaman etmeyeceksin. Vesaire. Kim Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin ezberlese, saysa di o zaman cennetke girer. Ama hocam isimlerini atlap atlap onda yürüyen var mı bir şey? Sıraman yürüyen. Sırama şart o. Onun zaten sıraları denişe. Yani şimdi rivayetleri bile denişe. Önemli olan onların manalarını da bileceksin ve ezberleyeceksin, manalarını bileceksin ve mananı bilgen sonra da yerine getireceksin. Allah kore mi? Her yerde kore seni Allah'a. Butiklerde mesela bar kıslaylar bazıları di bar banu koşeden kıslaydı kameralı kormi. Allah kore. Gelip bundan raftan kıslamay bar koşelerde olmayacak yerlerden kıslay ne şimdi? Onda kamera kormi. Nubate kamera di. Cenab-ı Hakk'ın kamerası bir yerge. O yüzden Cenab-ı Hakk'a bir şey işleyecek bosan yanlış. Sen bile aklına getireceksin Cenab-ı Hak kore vazgeçeceksin. O zaman cennetke gireceksin. O yüzden Ar-Rahman Cenab-ı Hakk'ın adlarından bir tanesidir. O yüzden Karanız Cenab-ı Hak her ayette, her surenin başında Bismillah
Errahmanirrahim. Halbuki Cenab-ı Hak eğer Cenab-ı Hak Rahman, doğru mu? Ama aynı zamanda muntakim, cebbar, kuvvetli, intikam alıcı. Bunların da aitkan olsa Cenab-ı Hak, yani Cenab-ı Hakk'ın adlarının arasında hem insana gönlü aşılır, rahat eder, Allah affedicidir. Affeder inşallah. Ama aynı zamanda Allah da azap verir. Her suresinin başında deseydi ki Cenab-ı Hak Allah kuvvetlidir, hesabı ağırdır mesela. Allah intikamını alır. Allah vesaire bu demek şiddetli Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin sıfatlarını aitseydi o zaman insana korkardı. Doğru mu? Ama Cenab-ı Hak merhametli. Merhamete Cenab-ı Hakk'ın merhamete gadabından daha fazla. O yüzden her surenin başında Bismillahirrahmanirrahim. Tevbe suresi hariç. Ondan sonra Ar-Rahman suresinin başında Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman deyip başlayın. Ar-Rahman allemel Kur'an, halakal insan. Kur'an ne üretti? Halakal insan, insanı yarattı. Allemehul beyan, o insana el beyanını üretti. Beyan her şey demek, Kur'an vesaire. Ar-Rahman allemel Kur'an, halakal İnsan, allemehul beyan. Eşşemsu vel kameru bi husban. Ve necmu ve şeceru yescudan. Eşşemsu vel kameru, güneş ve ay bi husban. Cenab-ı Hakk'ın idaresi altında, otoritesi altında. Ve necmu ve şeceru yescudan. Ve necim Arapçada ve şecer. Şecer terek demek. Necim Arapçada bunda da bu kelimenin manasını belgene kopsa yanlışa necim ay demek. Ama necim şigede kullanma. Mamurten telesur en meşhura kim ge sorasan sonra Arapça bulgen herkese necim ne demek ay der. Ama aynı zamanda necim şigede diler. Biday gibi. Yani şişe tulpinası işte celurganda şintropartisinde yani cimsak celin eskende oynay en necmu ve şeceru şecer terek demek sapa sağlam fırtına gelse yerine kıpırdamaz ama aynı zamanda ne diyor Cenab-ı Hak hem terek hem de biday tanesi secde eder. O yüzden aynı terekmen ne ilişkisi var? Ne alakası var? Hiçbir alakası yok. Doğru manası demek tulpinası sağlam bolgan ve tulpinası firav bolgan. Onlar bile Cenab-ı Hakk'a secde ederdi. Yani bir day secde eder. Koyduğumuz maşağı avur gelip hop düşer. Hala secde. Ama terek de onun da secdesi var. O da kendi alemde kendi şisine göre zikiri var, secdesi var. Cenab-ı Hakk'a karşı hepsi teslimiyet altında. O yüzden Cenab-ı Hak bunların hepsini insanın aklına getire. Ey insan ben seni yarattım. Terek, güneş, ay vesaire. Bütün şeylerden Cenab-ı Hakk'a bahsede. Ondan sonra فَبِيَيِّ عَلَىٰي رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Cenab-ı Hakk'ın hangi nimetlerini yalan sayarsın? Kur'an'da en kop zikredilgen, en kop tekrar edilgen ayetlerden bir tanesi. Aslında Arapçada alimler ne diyor? Tekrar yoktur diyor. Kur'an'da tekrar yok. Kur'an'da tekrar yok. Rahman suresinde dedi tekrar yok. Ne için tekrar yok? Her ay fe bi eyyalai rabbikuma tukeziban deniş mi ama her yerde başka manası var. Mesela halakal insane min salsalin kel fakhar insanı yarattı işte topraktan şamırdan yarattı. Ve halakal canne min marcin min nar cinlerin ateşten yarattı. Fe bi eyyalai rabbikuma tukeziban ne demek istiyor?
Ey insan, Allah seni yarattı. Ne için Cenab-ı Hakk'ın seni yaratkan üçün karşı kelesin? Bu manası bu. Bunda. Bu ayet. Diğer ayetke geçiniz. Herhangi bir ayet. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُشَاتُ فِي الْبَحْرِ كَلَعَلَمْ O şeyden bahsediyor işte. Denizden gezgen korabiye bolama o zaman işte. Cenab-ı Hak işte bunları sizge verdi. Siz bunlarla ticaret etesiniz, gezesiniz vesaire vesaire. Bu bir nimettir. Ne için bu nimetke karşı kelesiniz? Demek ne demek istiyor alimler? Her ayet ondan evvelki zikredilen nimetlerine karşı kelime manasındadır. Yani halakal insan dedik. Maracel bahreyni yeltekiyen. İki denizin arasını ayırdı. Beynehuma berzehun la yebgiyen. Aralarında bir perde gibi bir şey var. Birbirine karışmaylar. Fe bi ayyi ala rabbikum atkeziba. Sen için mi? Kaysın nimetlerin yok sayasın. Demek denizden siz faydalanan nimetlerini yok sayasınız. Bu manası budur. Dep. O yüzden ne diler? Kur'an'da tekrar yok. Her nerede bir tekrar gelse onun manası ondan evvel zikrolunan ayetke bayılıdır. Onlar beraberdir. Ama aynı zamanda da وَاِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوحَ Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Allah'ın belgen nimetlerini saysanız sayamazsınız. O yüzden tekrar فَبِاَيَّ لَا اِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ Cenab-ı Hakk'ın hangi nimetlerini yok sayarsın? فَبِاَيَّ لَا اِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ Kaç kere zikrolunan ne için? Çünkü biz insanlar cahilmiz. Biz insanlar nankörmüz. Ha? Sana Cenab-ı Hak bergen nimetlerini görmeyesin, başkalarına bergen bir nimetini göresin. Yani bazı insanlar diyor, ooo kara diyor falan. Bir sürü parası var diye. Maşinası var diye. Ana bursa da ne diyor? Ya Rab hepsini vereyim diye. Al. Tekrar bana sıhhatimi ver diye. Sıhhatimi ver diye. Toplaşkan. Diyabet var, kanser var, bilmem ne var, bilmem ne bütün hayat boyunca bu kadar parama uğraşkan, kişilerle uğraşkan şirket. İnsan para toplay ama bir sürü hastalık var. Keşke ya onda kişiler var, keşke ya Rabbi di her şeyin al, bir şey istemiyor, bir mal, bir şey istemiyor. Ama bana sağlığım ver. Sokak köşesine oturup, soğanma notmek aşayım di. Sağlığım verdi ya Rabbi di. Yani aramızda bazı zaman hastalanırmış değil mi? Bir hastalık gelir başına. Bütün nimetler. Ne istese baklava getirseler. Lap dedi kuk getirseler istemez. Ne getirse getirsin. Hayır. Dışına uğrat erakay. Ha? Can dişte. İsteseler ne getirse getirsinler. Koznalda bir şey görünmez. Neşin? Bu nimettir. Ama bu nimetin farkında tuğumuz. Yani 30, 40, 50 sene, 60 sene dışına vurmay. Bu nimetin farkında tuğasın. Tış avurda, tışta, şıkardın tışın. Bir ceviz aşayım desin. Bir fıstık alun aşayım desin, aşayamaysın. Bir çekirdek carayım desin, caramaysın. Tışların barikede desin. Şimdi nimetin kıymetini bildin. Ne zaman? Kaybetken de. O yüzden biz insanlar yani Cenab-ı Hakk'ın nimetleri kop. Nimetleri kop. Ama farkına varmayız. Yani bazı insanlar mesela katarakta birkaç kişi operat ettik. Katıp gözün kaybetkenin farkına bile varmay. Yani her gün yavaş yavaş şeyde ya zayıplar ya göz. Bir gün kele gözü iş görmüyor. Birden kesile. Ama o farkında değil. Çünkü her gün yavaş yavaş eksileyken. Yavaş yavaş eksile ya. Şimdi Kur'an'ın aşıp okuyorsun, gözlük salasın, yakınlaştırasın, balaban Kur'an istiyorsun. Ca çekendi, gözlüksüz okuyedin. Ama sen onun nimetini unutkasın. Ne zaman anlayıp o insan? Barıp operasyon bola. Kataraktan operasyon yasaylar. Karaganda gözüne inanmıyor. Dünya ne güzel eken.
Yani portanın rengini kore mi? Bundan iden di, kapıdan portanı kore bile mi? Kor mu yedim evvelden di. O yüzden kadının kıymetini ne zaman bilir insan? Bir şeyini kaybetkende. Yani nenenin kadını kaybetkende bilirsin. Babanın kadını kaybetkende. Balların, tuğanların, kardeşlerin. Dünyada talaşırsın. Ha? Bir parça toprakka, bir iyiye, bir miraska. Ama onu kaybetkende o vakit anlarsın kıymetini. O vakit kadının kıymetini anlarsın. O yüzden biz insanlar ondaymış, nankörmüş. Cenab-ı Hakk'ın bergen nice nimetler var. Sen onların hepsini bir kenara bırakıp başkalarında Cenab-ı Hak başka nimetlerini ala. Herkesin işte bir şişe var. Ananın parası takıp ananın parasına kosti gelir. Na onu iyiye balaban, na onun iyine kosti gel. Na onu bilmem nesi var. Yani insan ondaydır. O yüzden Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde neydi? Nefis toymasa o insan, demek nefsine sahip çıkmayan bir insan, o insan insan sayılmaz. Çünkü onun nefse hiçbir zaman toymaz. Gelir sıramalar. Patmetay'ın iyi var, ben de onun gibi iyi isteyeyim. Bilmem nenin altını var, ben de onday altın isteyeyim. Ana bursunun arabası var, onday araba isteyeyim. Ana bursun bilmem şişe var, ben de onda isteyeyim. Ana o Türkiye'ye gitti gezmeye, ben de onda isteyeyim. Ana bursa Acelik'e gitti, ben de isteyeyim. Ana bursa Maldive'ye gitti, ben de isteyeyim. Konçetke vesaire. Herkes ben künleşip gezer. Yani hayatı boyunca bu insan iflah olmaz. İflah olmaz. Hem kastalanır, hem de başına türlü belalar gelir. O kadar gezmek isteyip para toplaması gerek. Ya hırsızlıkla başvurar, ya Allah korusun. O yüzden Peygamber Efendimiz ne diyor? Dünya işlerinde sizden alçak kişilerge karanız. Yani mesela Allah bergen, bir iyi bergen, bir maşina bergen, bir aile bergen. Sen iyi bulman kişilerge kara. Ve şükret. Şükret. Elhamdülillah. Başka kişilerin iyi yok. Kalacak yeri yok. Başına cavun cavun. Oga karayacaksın. Ama diyor Cenab-ı Hakk'a, yani iman bakımından bir evge karamağa istesen senden yükseklerge kara. Maşallah falan teyze namazların iş eksiltmeden kıla. Sünnetlerin kıla. Her mesela 7 günde bir hatim Kur'an'ı bitire. Demek yüksek kişilerge karayacaksın. Dünya işlerinde alçak kişilerge. Ne için? Çünkü himmet oga göre artar. İnsanın himmeti oga göre artar. Sen boş ver. Komşu ışkış ye. Ben ondan tarıma. Ben barem ışkış mıyım? Ben kalbim temiz değil. Ama namaz kılasın mı? Yok. Ama komşum ışkış ye. Ben ışmıyım. Ana bursa, ana bursa kumar da oynayayım. Ben oynamayayım. O zaman insan ne yapar? Oo maşallah. Ben melek yekeme be. Ne namaz var, ne oraza var, ne zekat var, ne sadaka var ama adam benim kalbim temiz di. Ozun melek saya ne işin? Yangış kişiler men kıyas etti ozun. Komparati. O yüzden dünya işlerinde, dünya hayatında seviyesi alçak olan insanlar mı? Bu kareler men, demek maddi durumu iyi olmayan insanlar mı? Kendini kıyasla. Ama iman bakımından, ibadet bakımından da himmetli kimseler kendini kıyasla ki oha göre sen de yüksel. O yüzden Rahman suresi bunu aklımıza getirir. Cenab-ı Hakk'ın hangi nimetlerini yok sayarsın. Hangi nimetler, nimet, nimet, nimet kaç kere tekrar oluna. Çünkü biz Cenab-ı Hakk'ın bizge begen nimetlerini hemen unutamız. Şalt unutamız ve nankörlük de yani bir bizden ayrılmaz bir sıfat haline gelgen maalesef. O yüzden Cenab-ı Hak cümlemizine doğru yoldan cürgen kimselerden eylesin. Cenab-ı Hakk'a şükür, nimetlerine şükür etmek bizge nasip eylesin. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın nimetleri sayısızdır. Onların farkına varmak ve tane tane her nimetine karşı her anda şükretmek nasip etsin bizge Cenab-ı Hak. Bizlerine şükreten kullarından eylesin. Çünkü şükretken kulları, Cenab-ı Hakk'a şükretken kulları azdır. وَقَلِيلٌ مِنْ اِبَادِيَ شَكُرٌ O yüzden Rahman Suresi bizge şükür nimetini bizge aklınıza getirir. Nimetlere şükret. Nimetlerge
Şükret. Nimetlerin farkına var ve şükret. Yani kaç tane nimet var? Elhamdülillah. Kaç kişi 30-40 yaşında bir sürü hastalıktan bu dünyaya veda etti. Bir secde etmedi. Bazı insanlar zannediyor ki ya bu dünyada ben her şeyini am optinut totti. Totti mem doit am optinut di. E ne optinut ettin? İyiyim var. Arabam var. Bütün dünyanı gezdim. Bir secde ettin mi? Yok. Abdest bilesin mi? Yok. Sıfır. Hepsi bitti. Çünkü onu bu dünyaya ketkende kolların boş, kefen. Aldın mı Maldiven'e katına? Aldın mı Mercedes'in katına? Yok. Aldın mı villaların katına? Yok. Dolarlarına, eurolar? Hepsi kaldı. Ne aldın katına? Eğer işlegen bulsan hayırlanma. O yüzden Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin başta farkına varacaksın. Ondan sonra ona şükredeceksin. O zaman şuurlu bir Müslüman olursun. Şuurlu Müslüman oldun mu da cennetine kazanırsın. Cenab-ı Hakk'ın razı olan kulların arasına girersin. Cenab-ı Hak cümlemizi kendilerinden razı olan kullarından eylesin inşallah. Subhaneke Allahümme bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ent. Nestağfiruke ve netubu ileyk. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insane lefî husr. İlla allazîne âmenû ve amilus salihat. Ve tevâsav bil hakkı. Ve tevâsav bil sabr.